Kopya çekme. Ne kopya çekeceğim? Ben kendi kurallarımı yazdım zaten. Acaba bitti. Öyle bakıyorsun bana. Böyle. Haluk, senin kurallarını koyacak halim yok. Dur, son maddeyi de yazıyorum. Ay hadi ama. Evet. Hadi okuyun. Tamam. Buyurun. Önce ben mi? Buyurun. Peki. Bir. Yatak odası şahsi kullanım alanımdır. Kimse giremez. Peki. İki. Eve giriş çıkış saatleri esnek olacaktır. Tabii. Üç. Salı ve perşembe dizim var, televizyon benim. Tamam. Dört. Eve istediğim arkadaşım gelir. Tamam. Beş. Herkes kendi yemeğini ve alışverişini yapar. Aa, tamam dedik ya zaten. Yapıştırıyorum. Okuyacak mısın? Seni bekliyorum gelip oturmanı. Bekle o zaman, yapıştırıyorum. Bir saate yapıştıramam. Hayır, ben senin orada kuralları yazmanı bekledim. Saygı göster biraz. Dinliyorum. Bir. Hafta sonu televizyon tamamıyla bana aittir, maçlar var. İki. Kumanda akşam 20'den sonra bana geçer, öncesine karışmam. Salı perşembe dizim var, söyledim. İyi, tamam. Tamam. Üç. Eve istediğim arkadaşım gelir. Nedense mutabık olduğumuz tek konu. Ne demek, anlamadım. Yok, bir şey, tamam, devam et. Dört. Bu kanepe tamamıyla bana aittir. Olmaz öyle şey. Bu bizim ortak eşyamız. Ortadan böleriz. Orası senin, burası benim. Öyle mi? Hı hı. E sen yatak odasını tümüyle aldın. Orası da ortak eşyalarımızla dolu. Tamam, tamam. Senin olsun. Evet, tümünü istiyorum. Aman tamam. Sadece sol tarafı istemiyorum. Hepsini istiyorum. Öf, tamam. Beş. Akşam en geç 11'de uyurum, salonu boşalt. Problem değil, ben zaten o saatte gece dışarı çıkarım. Ana. Ne? Ne demek yani, ben 11'den sonra dışarı çıkarım mı diyorsun? Evet. Ne demek o? Ne demek, ne demek? Arkadaşlarımla gezmeye çıkacağım. Teknik olarak hala evli olmamız, birbirimizin hayatına bu şekilde karışabileceğimiz anlamına gelmez. Bunu en iyi sen bilirsin. İyi geceler. Ne demek o ya? Ne diyorsun sen? Hasbinallah ya. Asıyorum! Tam ortaya.